Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde üstel fonksiyonların 4. bölümünde karşınızdayız. Bugün dersimizde özellikle üstlü ifadelerde toplama, çıkartma, çarpma ve bölme işlemleriyle ilgili özellikleri bir arada kullanabileceğimiz örnekler seçtim. Şimdi ilk örneğimize hemen bakalım ne demiş. 3 üzeri eksi 10 artı 3 üzeri eksi 9 artı 3 üzeri eksi 8'i neye bölmüş? 3 üzeri eksi 11, 3 üzeri eksi 12 ve 3 üzeri eksi 13'ün toplamına bölmüş. Bunun sade halini bulmamız gerekiyor. Nasıl çözeceğiz bu tarz soruları? Bir kere üstlü ifadelerin toplanabilmesi için şunun olması gerektiğini biliyoruz. Yani m çarpı b üzeri n ile k çarpı b üzeri n'yi toplayabilirim. Nasıl toplayabilirim? Bunların katsayılarını m ile k'yı toplarım ve burada bunu da b çarpı b üzeri n ile çarparım. Burada b dediğimiz 0'dan büyük ve 1'den farklı bir reel sayı. M, k ve n de birer reel sayı olmak üzere. Aynı şekilde ben çıkartma işleminde de bunu yapabilirim. Yani m çarpı b üzeri n eksi k çarpı b üzeri n'yi nasıl yazabilirim? M eksi k'nın b üzeri n ile çarpım şeklini yazabilirim. Bunu kullanacağız. Şimdi dikkat edersek burada evet her bir toplamın tabanı 3 ama kuvvetler farklı. Öyleyse ben 3 üzeri eksi 10, 3 üzeri eksi 9'u ne yapmam lazım? Hepsini aynı kuvvet şeklinde ifade edebilecek şekilde yazmam lazım. 3 üzeri eksi 10'un yerine ne yazabilirim? Eksi 8 cinsinden ifade edebilirim bunu. 3 üzeri eksi 8 eksi 2 nedir? Eksi 8 ile eksi 2'nin toplamı eksi 10'dur. Ben eksi 10 yerine 3 üzeri eksi 8 eksi 2 yazacağım. Benzer şekilde 3 üzeri eksi 9 yerine 3 üzeri eksi 8 eksi 1 yazacağım. Ve burada da 3 üzeri eksi 8 zaten olduğu gibi kalacak. 3 üzeri eksi 11'i de buradaki ifadeleri de hepsini eksi 11 3 üzeri eksi 11 cinsini ifade etmeye çalışacağım. 3 üzeri eksi 12 eksi 11 ile değil mi? Eksi 1'in toplamıdır eksi 12. O yüzden bu ifadeyi 3 üzeri eksi 11 eksi 1 diye yazabilirim. 3 üzeri eksi 13'ü de 3 üzeri eksi 11 eksi 2 diye yazabilirim. Şimdi bunları düzenleyelim. Şunu biliyoruz. Onu da başka bir renkle yazayım isterseniz. Şunu biliyoruz. A üzeri m eksi n ne eşittir? A üzeri m ile A üzeri eksi n'nin çarpımına eşittir. Veya A üzeri m ile A üzeri m'nin bölümüne eşittir. Şimdi ben buradaki terimleri ona bu kuralı kullanarak, şu kuralı kullanarak ne yapacağım? Yazacağım. 3 üzeri eksi 8 çarpı 3 üzeri eksi 2 şeklindedir. 3 üzeri eksi 8 eksi 2'yi nasıl yazabilirim? 3 üzeri eksi 8 çarpı 3 üzeri eksi 2 diye yazabilirim. Artı hatta onu şuradan aşağıdan yazmak daha mantıklı da olabilir. Şöyle aşağıdan devam edeyim karışması. Evet. 3 üzeri eksi 8 ile eksi 2'nin farkını 3 üzeri eksi 8 çarpı 3 üzeri eksi 2 diye yazacağım. 3 üzeri eksi 8 eksi 1'i de 3 üzeri eksi 8 ile 3 üzeri eksi 1'i çarpma olarak yazacağım. Ve artı 3 üzeri eksi 8. Bölü gelecek. Burada aynı şeyi yapacağım. 3 üzeri eksi 11 artı 3 üzeri eksi 11 çarpı 3 üzeri eksi 1 artı 3 üzeri eksi 11 çarpı 3 üzeri eksi 2. Bu da eşit olacak. Şimdi her bir toplamda artık 3 üzeri eksi 8'ler bakın ortak olduğu için bunların katsayılarını toplayacağım. Tabii 3 üzeri eksi 8'in katsayısının 1 olduğunu ve 3 üzeri eksi 11'in katsayısının 1 olduğunu unutmayalım. 3 üzeri eksi 8 parantezini alacak olursak 3 üzeri eksi 2 artı 3 üzeri eksi 1 artı 1 bölü 3 üzeri eksi 11 1 artı 3 üzeri eksi 1 artı 3 üzeri eksi 2. Burada şunu gözlemliyoruz her şeyden önce. Dikkat ederseniz 3 üzeri çarpım şeklinde bakın şu toplanan ifadeyle buraya eğer mesela alfa dersem dikkat ederseniz aşağıda da aynı toplamın yer aldığını görebilirsiniz. Ve bunlar sıfırdan tabii ki farklı sayılar olduğu için her iki tarafı birbirleriyle sadeleştirebilirim. Ve 3 üzeri eksi 8'in neye bölümünü kalacaktır? 3 üzeri eksi 11'e
bölümü kalacaktır. Peki 3 üzeri eksi 8'i birazcık aşağı indirelim. 3 üzeri eksi 8'i 3 üzeri eksi 11'e nasıl bölüyorduk? Hatırlarsanız eğer onu da şöyle yazalım. A üzeri m'nin a üzeri n'ye bölümü a üzeri m eksi n'ye eşit. Gerçi şurada da ifade etmiştik onu ama olsun, bir kere daha yazmış olalım. Öyleyse bu 3 üzeri eksi 8 eksi eksi 11 olacaktır. Ve bu da 3 üzeri eksi 8 artı 11'den ne olacaktır? Cevabımız 3'ün kübü olarak çıkacaktır. Cevabımız 3 üzeri 3 yani 27'dir arkadaşlar bu soru için. Aşağıdaki soruya baktığımız zaman bu soruda da benzer bir mantıkla çözülecek bir soru olduğunu görüyoruz. Sadece ne var? Burada farklı olarak 3 üzeri 3, 3 üzeri 5 gibi sayılar yerine 3 üzeri x artı 2 denmiş. Onu kullanmamız gerekecek. Onu görev yapmamız gerekecek sorumuzu. Şimdi çözmeye başlayalım arkadaşlar. Evet, dedik ki bu eşittir dedik. 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi. 3 üzeri x artı 2'yi a üzeri m artı n eşittir. A üzeri m çarpı a üzeri n'den yararlanarak 3 üzeri x artı 2'yi 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi diye yazdım. Eksi 2 çarpı 3 üzeri x çarpı 3 artı eksi tekrar eksi 3 üzeri x bölü aşağıda düzenliyorum. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 eşittir. 3 üzeri x artı 1 artı 3 üzeri x. Şimdi burada da 3 üzeri x'ler ortak olduğuna göre toplananlarda, bakın hepsinde 3 üzeri x'li terimler var. Ne yapacağım? Bunların katsayılarını toplayacağım. Burada 3 üzeri x'in katsayısının 1 olduğunu söyleyebiliriz. Şurada da bir katsayısı var. Onları unutmayın lütfen arkadaşlar. Ve 3 üzeri x parantezinde 3'ün karesi eksi 2 kere 3 6 eksi 1 de 1 gelecek. Bölü yine 3 üzeri x çarpı 3 artı 1. Şimdi 3 üzeri x'ler sıfırdan farklı bir sayı olduğu için bunlar sadeleşecekler. Peki burası ne? 9 eksi 6. 9'dan 6 çıkacak, 3 kalacak. 3'ten 1 çıkacak, 2 kalacak. Aşağıda da 4 toplamı var. Cevabımız kaç olacak? 1 bölü 2 olarak cevabımızı bulmuş olacağız. Başka bir örneğimiz daha var. Ona bakalım. Bu örnekte ne yapılmış? 8 üzeri x artı 1 eksi 2 üzeri 3x artı 1 bölü 3 çarpı 2 üzeri 381'in hangisi, sadeleşmiş halinin hangisi olduğu sorulmuş. Burada da şu özellikten yararlanmamız gerekecek. A üzeri m'nin neyinci kuvveti? A üzeri m çarpı a üzeri m çarpı n'ye eşittir. Ve bu da a üzeri n'nin m'inci kuvvetine eşittir. Onu kullanacağız. Neden? Çünkü burada dikkat ederseniz 8'in x artı 1'inci kuvveti olduğu için. 8, onu da şurada yazalım. 8 üzeri x artı 1'i ben 2'nin kübünün x artı 1'inci kuvveti. Yani 2 üzeri 3x artı 3 ve onu da 2 üzeri 3x çarpı 2'nin kübü diye yazabilirim. Bunları şimdi yerine yazalım. Ne oldu? 8 üzeri x artı 1 eksi 2 üzeri 3x artı 1 bölü 3 çarpı 2 üzeri 3x eksi 1'i düzenleyeceğim. 8 üzeri x artı 1 yerine ne yazacağım? 2 üzeri 3x çarpı 2'nin kübü yazacağım. Eksi 2 üzeri 3x çarpı 2 üzeri 1 bölü 3 çarpı 2 üzeri 3x çarpı 2 üzeri eksi 1 yazacağım. Şimdi buradaki toplama işlemini, pardon, çıkartma işlemini yapabilmem için dikkat ederseniz 2 üzeri 3x'ler ortak, katsayıların farkını alacağım. Yazalım. 2 üzeri 3x parantezine aldım. 2'nin kübünden ne çıkartacağım? 2'yi çıkartacağım. Aşağıda da ne var? 2 üzeri 3x çarpı 3 çarpı 2 üzeri eksi 1 var. 2 üzeri 3x sıfırdan farklı bir sayı olduğu için bunlar sadeleşecektir. Ve 2'nin kübünden 2 çıkarsa, yani 8'den 2 çıkarsa 6 kalacaktır. Aşağıda da 3 çarpı 2 üzeri eksi 1 vardır. Bunlar da sadeleşecek. 6 ile 3 sadeleşecek olsa bu da 2 kalacak. 2 bölü 2 üzeri eksi 1. O da 2 üzeri 1 eksi eksi 1. Nereden biliyorum bunu? Tekrar yazalım. A üzeri m bölü a üzeri n. Ne eşitti? A üzeri
M eksi N eşittir. Buradan da cevabımız 2'nin karesi, yani 4 olarak çıkacaktır. Cevap C şıkkı olarak bulunacaktır arkadaşlar. Yine bir çıkartma işlemi var. Burada da 3 çarpı A üzeri 3'ün 3 çarpı A üzeri 3'ün karesi alınmış. Eksi 3 çarpı 2 çarpı A'nın karesinin bir de 3. kuvveti alınmış. Burada şu kuralımızı uygulayacağız. A çarpı B'nin M'inci kuvveti A üzeri M ile B üzeri M'nin çarpımına eşitti. Burada o kuralı kullanabiliriz. Yani 3 üzeri A, 3 çarpı A üzeri 3'ün karesi, 3'ün karesi çarpı A üzeri 3'ün karesine eşittir. Eksi 3 çarpı, bu da 2'nin kübüyle A'nın karesinin kübünün çarpımına eşittir. 3'ün karesi 9, A'nın 3. kuvvetinin 2. kuvveti. O da nasıl yazılır? Onu yazalım. A üzeri M'nin M'inci kuvveti A üzeri M çarpı N'ye eşit olacaktır. 9 çarpı A üzeri 6 eksi 8 kere 3 24 24 A üzeri 6. O da ne yapacaktır? Yerde işlem hatası mı yaptım diye bakıyorum. Ha, şurada da 3 vardı. Evet. 2'nin kübü 8. 8 kere 3 24. Bir de şurada bir 2 varmış. Onu yazmayı unutmuşuz. O zaman şurası da 18 olacak demektir. Şurası. O 2 yazmayı unuttuğumuz için şıklarda cevabı göremedim bir anda. 18'den 24 çıkarsa eksi 6 kalır. Eksi 6 çarpı A üzeri 6 şeklinde cevabı bulmuş olur. Başka bir örnek daha var. Ona bakalım. Burada 4 A bölü 3 B'nin en eksi 1. kuvveti bölü 4 A bölü 3 B'nin karesi çarpı 3 B bölü 2 A'nın en artı 1. karesi en artı 1. kuvveti söz konusu arkadaşlar. Şimdi burada nasıl bir yol izleyebiliriz? Burada şöyle bir şey yapabilirim. Hepsini 4A bölü 3B'nin kuvveti cinsinden yazmaya çalışabilirim. Veya bunları uzun uzun uğraşabilirim. Ama bence hepsini 4A bölü 3B'nin kuvveti olarak yazmak mantıklı. Dikkat ederseniz sadece sondaki çarpanda 3B bölü 2A var. Burada paydada 2A değil de 4A olmasını istediğim için ne yapacağım arkadaşlar? Onu düzenlemek istiyorum. Buraya bir 2 çarpıp böleceğim. Yani bunu bir 2 ile çarpıp böleceğim. Şöyle yazacağım ifadeyi. 4 bölü 4A 3B'nin en eksi 1. kuvveti çarpı 4A bölü 3B'nin karesi çarpı. Şimdi burayı 2 ile çarptım. Ve 2 ile de böldüğüm için aşağıda 4A geldi. İsterseniz onu ayrı ayrı uzun uzun yazalım. Yani şurada 2A vardı. 2'ye de çarpıp böldüğüm için. 2'ye çarpıp böldüğüm zaman işlem tabii ki sonuç değişmeyecek. Çünkü 2 bölü 2 1'e eşit. 1 ile çarpmanın ikisiz elemanı. Bunu düzenleyelim. Yani 4A bölü 3B'nin en eksi 1. kuvveti çarpı 4A bölü 3B'nin parantez karesi çarpı 6B bölü 4A. Hiç 6B yazmayalım oraya. Hiç 6B yazmayalım. Burası 3B bölü 4A olarak kalsın. Şuradaki 2'yi kuvvetin dışına en artı 1. kuvvetini alarak şunu 2 üzeri en artı 1'e yazayım. Neden? Çünkü hepsini ben zaten 4A bölü 3B şeklinde yazmak istiyordum. Ama hala da dikkat ederseniz bunlar 4A bölü 3B, bu 4A bölü 3B, bu 3B bölü 4A. Şunu biliyorum. A'nın eksi 1. kuvveti 1 bölü A'ya eşit hatırlarsanız eğer. Doğal olarak veya şöyle yazabilirim. A bölü B'nin eksi 1. kuvveti B bölü A'ya eşittir. Burada onu kullanabilirim. Yani 4A bölü 3B üzeri N eksi 1 çarpı 4A bölü 3B'nin karesi çarpı şu ifade, yani 3B bölü 4A 4B bölü 3A'nın eksi 1. kuvveti olacak. Eksi 1. kuvvetinin nesini alacağım? N artı 1. kuvvetini alacağım. Bir de 2 üzeri n artı 1'im var. Sağ tarafta gelen. Düzenlemeyimizi yaparsak eğer. Şuraya birazcık yere ihtiyacım var burada. Evet. Şimdi düzenlememizi yapalım. 4a bölü 3b'nin en eksi 1. kuvveti çarpı 4a bölü 3b'nin
Karesi çarpı şurası da ne olacak? 4a bölü 3b'nin eksi 1 ile n artı 1'in çarpımı eksi n eksi 1. Bir de çarpı 2 üzeri n artı 1 var. Şimdi artık her biri 4a bölü 3b tabanına sahip olduğuna göre kuvvetlerin değil mi? A çarpı a üzeri m çarpı a üzeri n ne eşittir? A üzeri m artı n eşittir. Bunu kullanacağım. Yani kuvvetleri toplayacağım. Hepsinin çarpımı bu tabanlar 4a bölü 3b hepsinin tabanları birbirine eşit olduğuna göre bu çarpımda kuvvetler toplanacak. N eksi 1 artı 2 artı eksi n eksi 1 diyeceğim. Bir de çarpı ne var? Bir de çarpı şurada 2 üzeri n artı 1 var. Peki bu terim neye eşit olacak? Ama şurada birazcık daha herhalde yere ihtiyacımız var. Şurada birazcık daha yere ihtiyacım var. Ama birazcık daha aşağı inmek istiyorum ama indiremedim. Evet, indiremedim. Bunu o zaman kesip yapıştıralım şöyle aşağı inelim. Tamam. Şimdi burası ne oldu? 4a bölü 3b'nin kaçıncı kuvveti olacak burası arkadaşlar? Kaçıncı kuvveti olacak? Bakalım. N eksi n toplamları 0. Eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 artı 2 toplamları 0 oldu. Yani 4a bölü 3b'nin 0. kuvveti çarpı 2 üzeri n artı 1. 4a bölü 3b'nin 0'dan farklı olması durumunda 4a bölü 3b'nin 0. kuvveti kaç eşittir? 1'e eşittir. Bu da 2 üzeri n artı 1'e eşit olmuş olur. Cevabımız 2 üzeri n artı 1 yani c şıkkıdır diye söyledik. Yani diyeceksiniz ki hocam bunu farklı şekilde yapamaz mıydık? Elbette ki yapabilirdik. Onu da gösterelim isterseniz. İkinci yolunu da yapalım. Şuraya birazcık alan ekleyelim kendimize. Bir boşluk ekleyelim. Farklı bir yöntemle çözemez miydiniz? Kesinlikle çözebilirdiniz. Yani soruyu kuvvetlerini yani bunları düzenleyerek de soruyu çözebilirdik. Yani şöyle yapabilirdim. Belki de daha kolay olacaktı. Bilemiyorum. Bakalım. Bu ifadeleri düzenleyelim. 4a bölü 3b'nin ne eksi birinci kuvveti? 4a'nın ne eksi birinci kuvveti? Bölü 3b'nin ne eksi birinci kuvveti olur? Çarpı 4a'nın parantez karesi bölü 3b'nin karesi çarpı 3b'nin n artı birinci kuvveti bölü 2a'nın nesi n artı birinci kuvveti oldu. Bunları da şöyle yazabiliriz. Şimdi bakın 4a var burada. Burada 4a var. Burada 2a var. Buradaki bunları şöyle yazabilirim. 4a yerine 2 çarpı 2a diye şöyle düzenleyebilirim bunu. Bunu da 2 çarpı 2a diye düzenleyebilirim. Çarpı 3b üzeri n artı 1 bölü 3b'nin n eksi birinci kuvveti 3b'nin karesi ve 2a'nın n artı birinci kuvveti diye düzenledim. Evet maalesef çok fazla yere ihtiyaç duyuyorum değil mi? Şuradaki ikilerimizi dışarı çıkartalım. Kökü yani üstü ifadenin dışına çıkartalım. 2 üzeri n eksi 1 diye. Bu 2a üzeri n eksi 1 olacak. Yine benzer şekilde şurada 2'nin karesi kalacak. 2a'nın karesi elde edeceğim. 3b'nin n artı birinci kuvveti olacak yukarıda. Aşağıya devam edelim. 3b'nin n eksi birinci kuvveti çarpı 3b'nin karesi çarpı 2a'nın n artı birinci kuvveti. Şimdi dikkat ederseniz pay ve payda da yer alan terimlerin hepsinin tabanları aslında aynı oldu. 2a'lı tabana sahip olan terimleri 1 olarak düşünelim. Onları bir ayrıca düşünelim. 2 üzeri n eksi 1 çarpı. Şimdi 2 üzeri a'nın burada n eksi birinci kuvvetiyle ikinci n eksi birinci kuvvetiyle ikinci kuvvetini çarpıyorum değil mi? N eksi 1 artı 2 oradan gelecek. Bir de neye bölüyorum? 2a'nın n artı 1 kuvvetine bölüyorum. Oradan da ne gelecek? Eksi, çok özür dilerim. Eksi n eksi 1 gelecek. Yani payımızda 2a üzeri n eksi 1 artı 2. Neden öyle yaptım? A üzeri m çarpı a üzeri m çarpı bölü a üzeri k ne yapacaktır? A üzeri m eksi artı n eksi k olacaktır. Bunu kullandım orada. Çarpı 3 üzeri b'nin burada n artı birinci kuvveti var. Aşağıda payda ne var? Eksi n eksi birinci kuvvet var. Eksi
N eksi birinci kuvvet ve eksi ikinci kuvvet gelecek. Şimdi şuradan N eksi 1 ile 2'nin çarpımıyla bölüyorum 3B'nin N artı birinci kuvvetini. Bunu da düzenleyelim. 2 üzeri N eksi 1 çarpı. Buradan ne gelecek? N eksi N 0 olacak. Eksi 1 artı 2 1 olacak. 1 artı 1 burada 2'nin 2A'nın burası N artı 1. Burası N artı 1. 2A evet N artı 1'ler gidecek. N artı 1, N eksi 1. Değil mi? Buradan 2, burada 2A'nın 0. kuvveti gelecek. Burada 3B'nin kaçıncı kuvveti gelecek bakalım. Yine 3B'nin de burada 1 artı 1 daha 2 eksi 2 0 n eksi n 0 3B'nin gene 0. kuvveti gelecek. Buradan cevabımız 2 üzeri n eksi 1 olarak bulunacak. 2 üzeri n eksi 1 bulduk bu sefer ama 2 üzeri n eksi 1. Bir tane de 2'nin karesi var şurada. Bir tane de şurada bir 2'nin karesi var. Onu unuttuk. Bir de çarpı 2'nin karesi var. Onu da yazalım. Onu yazmayı unuttuğumuz için cevap farklı çıktı. Çarpı o da eşittir. 2'nin karesi çarpı 2 üzeri eksi 1 çarpı 2'nin karesi o da 2 üzeri n artı 1 olarak bulunacaktır diye soruyoruz. Bu örnek de az önce yaptıklarımızdan farklı değil aslında. Oldukça basit bir örnek buradaki. Hemen yapılabilir. A üzeri eksi 6 çarpı A üzeri eksi 6 çarpı B üzeri eksi 7 çarpı C üzeri eksi 8 bölü A üzeri eksi 7 çarpı B üzeri eksi 8 çarpı C üzeri eksi 9. Direkt olarak bölme işlemi yapacağım. A üzeri eksi 6 eksi eksi 7 çarpı B üzeri eksi 7 eksi eksi 8 çarpı C üzeri eksi 8 eksi eksi 9 diye yazacağım. Ve o da ne olacak? A üzeri eksi eksi 7 artı 7. 7'den 6 çıkarsa 1 kalır. Çarpı yine benzer şekilde eksi 8'di şurası eksi 8 başında da eksi var artı 8 oldu. Artı 8'den 7 çıkarsa 1 kaldı. Ve eksi şurası eksi 9'du. Eksi eksi 9 artı 9 yapacak. Eksi 8 daha 1 yapacak. C üzeri 1 burası A çarpı B çarpı C olacak. Yani C şıkkı diye bulacağız. Bu sorular ise ondalık sayılar var. Bakın üstel gösterimleri söz konusu. 125 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bölü 5'in karesi çarpı evet 0 tam 0 0 0 0 5. Bunun sonucu nedir diye sormuş. Oldukça basit bir örnek. Bir kere 125 5'in kübüne eşit. Onu öyle yazalım. Çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 5'in karesi çarpı. Şimdi buraya da yazalım. Burası 5 çarpı regülasyon kaç basamak var? 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 10 üzeri eksi 5'e eşit olacaktır. Bunun cevabı ne olacaktır? 5'in kübü çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 5'in kübü çarpı 10 üzeri eksi 5'ten 1 olarak bulunacaktır. Cevap 1'e eşittir. Evet bu konuyla ilgili olan son örneğimiz ise ne olacak? 1 bölü 5'in n'inci kuvveti 1 bölü 5 n tane 1 bölü 5'in çarpımına n tane 1 bölü 5'in çarpımına a denmiş. Yani bu ne demek? 1 bölü 5 0 tam 10'da 2 demektir. Bunun n'inci kuvveti ne eşitmiş? A'ya eşitmiş. Bizden istenen ne? 0 tam 1000'de 8'in n'inci kuvvetinin a cinsinden ifadesi. Şimdi bunu düzenleyelim. Bu 8 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün n'inci kuvvetine eşittir. Bu da 8 bu da nasıl yazılabilir? 2 çarpı 2'nin kübü çarpı 10 üzeri eksi 3. 3'ün n'inci kuvveti. 2'nin 3'üncü 10 üzeri eksi 3'ü nasıl yazabilirim? 10 üzeri eksi 3 ile 2'nin kübünü acaba ben nasıl ifade edebilirim derseniz onu şu şekilde yazabilir miyiz acaba? Bakın 2'nin 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'in kübü diye ifade etsek şu 2'nin kübü 10 üzeri 3'ün eksinci 3'üncü kuvvetini yazamaz mıyım? Bakın göstereceğim. 2'nin kübü çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu nedir? 2'nin kübüyle 10 üzeri eksi 1'in kübünün çarpımına eşittir. Ben neyi biliyorum? A üzeri m ile b üzeri m'nin çarpımının a ile b'nin çarpımının m'inci kuvveti olduğunu biliyorum. Öyleyse
2'nin kübüyle 10 üzeri eksi 1'in kübünün çarpımı 2 ile 10 üzeri eksi 1'in çarpımının kübüne eşittir. Zaten 0 tam 10'da 2. 0 tam 10'da 2 kaça eşitti? 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'e eşitti. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 zaten a'ya olduğuna eşit olmuyor. Bu a'nın kübü olur. Cevabımız neymiş? A'nın kübüymüş dedik. Evet arkadaşlar, böylelikle üstel fonksiyonların 4. bölümünde sonuna gelmiş olduk. Üstel fonksiyonların son bölümünde, bir sonraki bölümde ise ne yapacağız? Artık bunların uygulamalarına geçeceğiz. Peki uygulamalarda neler yapacağız? Onları da kısaca bahsedeyim. Her şeyden önce kafatası, işte hani demişti ya Shakespeare, olmak ya da olmamak değil, işte o kafatasında kaç miligramlık karbon var, onu hesaplayacağız. İşte bir bakteri 4 saatte kaç bine çıkar, 55 tane bakteri başlarsak kaç bine çıkar onu göreceğiz. Ve tabii ki bir de ne işleyeceğiz? Bileşik faiz veya basit bileşik faiz ve sürekli bileşik faiz soruları çözeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle diyerek dersimizi sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, takipte kalın arkadaşlar.